Herkese tekrarla merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum ki iyisinizdir. Üst üste gelen ikinci videoyu görünce birazcık şaşırmış olabilirsiniz. Çok şaşırmayın. Bundan sonra elimden geldiğince devam etmeye çalışacağım. Bakalım gittiği yere kadar gitsin. Ne var ne yok görüşmeli bari. Tabii siz şimdi o bölümü izlediniz ama o bölümü ben yaklaşık bir ay önce çekmiştim. Bayağıdır aslında giriş falan da yapmıyorum. Kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum şu anda. Ama bunlar artık rutine bağlı için buraya hızlı geçeceğim. Geçenlerde yorum görmüştüm. Demir farmı yapımı ile ilgili bir yorum görmüştüm daha doğrusu. 1.19'da nasıl yapabilirim diye. Ben de araştırdım. Merak etme senin için araştırdım. Zaten kim farm yapamazsa gelip bana soruyor. Arkadaş bu ne ya? Neyse zaten öyle bir şeyim de vardı. Planım da vardı açıkçası. Buraya sistemi döşedim. Köyleri çoğaltıp köyden kaçırdım. Şu anda Nether'da bizi bekliyorlar. 3-5 hazırlık var. Onları yapıp ondan sonra farma geçeceğiz. Şimdi ilk önce ben beyaz cam yapacaktım. Bayağı bir kum topladım. Kumları pişiriyordum en son. Bakayım pişmişler mi? Evet pişmişler hepsi. Şunları alayım. Hatta bir dakika şöyle yapalım. Normalde bu kadar cama ihtiyacınız olmayacak büyük ihtimal ama ben gene de fazla fazla yaptım. Hazır videonun başındayken de söyleyeyim. Kanala abone değilseniz bir gidip bakarsanız sevinirim. Şimdi bize 48 tane boya yeter mi acaba? Güzel soru. Bakalım yetiyor mu? Çok büyük ihtimal yetmeyecek. Evet yetmedi. Neyse ya zaten mob farmı da var ya. Oradan hemen şöyle kemikleri alalım. Giden kemiğe üzülecek değiliz değil mi ya? Bu saatten sonra o kadar da değil. Şunları çevirelim hemen beyaz boyaya. Hop. Bu arada beyaz camı kullanmak zorunda değilsiniz. Yani cam olmasının sebebi şey. Köyleri kapatacağımız alanın birazcık daha düzgün güzel gözükmesini istiyorum o yüzden. Hazır şöyle videonun başındayken de gidip bir abone olursanız kanala sevinirim. Tamam ya bu kadar yeter. Çok zorlamanın bir manası yok. Şunları da aşağıya bırakalım. Burada eksik bir shulker var mı diye bakıyorum şöyle. Bunlar. Hepsi var gibi duruyor. Bakayım şunun içinde ne var. Tamam güzel. Bunlar da bizim köyleri taşırken bayağı zor oluyor ama bunları kullanacağız. Şimdi şu son kalan köylümüzü de ittirelim. Nasıl taşıdığımı da göstereyim size. Biraz uğraştırdı. Bir iki saati uğraştırıyor insan ama. Bu yapacağım farm ben dörtlü şekilde yapacağım. Yani dört tanesini tek bir sisteme, tek bir toplama yerine bağlayacağım. Siz tek bir tane yapıp da sadece bir tane farmda kullanabilirsiniz. Yani illa dörtlü sistem yapmanıza gerek yok. Farm yaparken anlatırım zaten. Şu golem sen de şuradan bir çekilirsen sen eyvallah. Şöyle ittiriyoruz bu köylüyü. Bu arada bu köylülerin mesleklerinin sabit olmadığına emin olun. Yani ne bileyim mesela biz bunları şimdi çiftçiye çevireceğiz. Çiftçiye çevireceğimiz için de önceden okçu olan bir köylüyü çiftçi yapamayız. Bu yüzden de mesleksiz veya mesleğini değiştirebileceğiniz köylüleri tercih edin. Seni de şöyle yolluyorum. Gitti karşı tarafa. Şimdi bu buradan geçmek istemeyecek ilk başta. O zaman bunu şöyle alacağız. Evet, ray koyunca bu sefer mecburen. Şurayı da kıralım. Güzel. Şimdi bakayım şu... benim burada bir yerde çektim. Ha aynen. Rayları şuradan çekmişim de bunlar portaldan geçerken sıkıntı çıkartabilir. Nasıl yapsak? Portalın şeyini kırayım. Ateşini kırayım. Aynen. Sonra şuradan bir yol açalım. Şurası bizim demir farmımızın olduğu yere gidiyor. Aslında şöyle yapalım. Önce o taraftaki köylülerin durma yerlerini hazırlayalım teker teker. Ondan sonra ben köylüleri çıkartayım. O zaman sanırım birazcık daha iyi olacak. Aynen. O zaman gelin siz de şöyle bir farma gidelim. Evet, farmı buraya yapacağım. Şurada bir tane platformu hazırladım. Söylediğim gibi 4 tanesini birleştireceğimden ötürü 4 tane zombi aldım ben. Denek diye isim verdim bunlara. 4 tane zombi alıp isim veriyorsunuz ki hani kaybolmasınlar. Öbür türlü siz uzaklaştığınız zaman silinir. Ama isim etiketi olan moblar silinmiyor. O da aklınızda bulunsun. Güneş de batıyor. Oh ne güzel. Tamamdır. Burası şimdi bizim golemleri topladığımız kazan olacak. Golemleri buraya toplayıp şurada bir yerde artık hallederiz. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama. Bunu da planlarız. Şimdi şuradan bir yüksekliğini ayarlayalım. Bunu düşünelim. 1, 2, 3 golemler 3 yüksekliğinde bir fazlası olsun. 4 yüksekliğine duvarla çevirelim şurayı. 4 tanesini birleştireceğim için önce toplama alanı yapmak benim için çok daha kolay olacak. Tamam bu bizim toplama kazanımız. Güzel. Burası tamamlandı. Şimdi şuradan yolları ayarlamamız lazım. Pardon buradan değil bir üst kısımdan yani şu camların üstünden yapacağız. 8 blok gidince şöyle bir üste çıkın. Buradan devam. Buradan da bir 8 blok daha gidiyorsunuz. Sonra burayı 2 sağa 2 de sola şöyle. Burayı bu şekilde genişleteceğiz. Bu zombileri dispenserla bu arada şapka giydirebilirsiniz. Şapka giyerlerse eğer güneşten yanmazlar. Daha kolay olur sizin için. Ben zaten büyük ihtimal gece taşırım. O yüzden öyle çok dikkat etmedim. Aynı şeyi şöyle 4 bir yana daha yapacağız. Ama bir dakika. Onun öncesinde şu duvarları bir çekmem lazım. Nasıl olacağını bir görmem lazım. Sistemi çünkü önceden tam anlamıyla yapmadım. Sadece bir gittim baktım nasıl çalışıyor diye. Onun haricinde bir şey yapmadım. Aslında ben de sizle beraber yapıyorum. Zaten çalışmazsa sistemi kanalda görmezsiniz.
Bu sistem için yatak toplamamız lazımdı. Bir de doğru, onu unuttum. Her bir küçük kafes için köylüleri tutacağımız yerde 3'er köylü olacak. 3 çarpı 4'ten bana 12 yatak. Siz de yapacağınız kadar sistem olarak hani o şekilde yatak sayısını hesaplayabilirsiniz. Cümleyi tam bitiremedim ama anladığınızı umuyorum. Şimdi gidelim şu köyden birazcık yatak alayım, geleyim ben. Ya da yatağı almasak direkt şuradan yapsam. Evet, bu arada yatakları ben yapmışım. Tamam, almamıza gerek kalmadı, işin güzel yanı. Uğraşmayacağım. Tamam, sonunda başardım. Şuraya şu şekilde 3 yatağı koyuyorsunuz. Sonra önlerine şöyle 3 tane komposter. Komposterların üstünde şöyle 3 tane trapdoor. Şimdi şurayı şu şekilde tamamladıktan sonra şu kısma şöyle taşlardan şöyle ve şöyle, ha aynen. Burası bizim zombimizin geleceği yer. Şu şekilde yapacağız burayı da. Şöyle 3 yüksekliğinde taşları koyuyoruz. Alt tarafa piston yerleştireceğiz. Burayı boş bırakmanız lazım. Sonra şöyle diğer trapdoorları da koyacaksınız. Sonra buraları da şu şekilde 2-2-2-2 hemen kapatıyoruz. Tamamdır. Burayı bu şekilde bırakabiliriz. Altına bir redstone sistemi gelecek sadece. Onu hemen şöyle halledelim, gidelim. Alalım bir bizim redstone çantamızı. Sanırım bu camları da artık kırabilirim. Evet, çünkü yataklar zaten duruyor orada. Şimdi tam şu boşluğun altına şöyle bir blok kalacak şekilde bir tane piston koyuyoruz. Kırmızı yünle yapıyordum normalde ben bunu da. Kırmızı yünümü ben almamışım yanıma. İlk başta bu kısmı yaparsanız aslında sizin için de birazcık daha rahat olabilir. Şu şekilde bir deseni olacak buranın. Sonra şöyle. Sonra burası da bu şekilde. Yani böyle şöyle böyle diye anlatıyorum ama umarım anlıyorsunuzdur. Aslında yaptığımız şey çok basit. Pistonun yanın çaprazında bir tane blok var. Sonra bunun hemen alt çaprazında iki blok daha var. Bunun önüne blok koyuyoruz çünkü buraya karşı yenileyici gelecek. Aynı şekilde burada bir blok aşağı iniyoruz, tekrar çıkıyoruz. Ve burayı kopyalıyoruz şu şekilde. Şurayı kıracağım tekrar. Burayı şöyle kopyalıyoruz. Şalkırımı da alayım hemen şuradan. Şöyle repeaterlarımızı alıyoruz. İki tanesi bu tarafa bakacak şekilde şöyle sonuna kadar açık. Diğeri de aynı şekilde sonuna kadar açık olacak. Aynen bu şekilde. Bu tarafta da tam tersi. İki tane buraya bakacak. Pistona doğru bakacak. Aynen böyle. Hepsi sonuna kadar açık olacak. Sonra redstone tozunu alıyorsunuz. Bir tane buraya. Sonra bu ilk başta koyduğumuz repeaterların hemen sağına blok. Buraya bir tane daha. Bunu şimdilik koyacağım. Sonra tekrar kıracağım. Bir tane daha meşale koyduğunuz zaman kızıltaş meşalesi şu şekilde sistem sürekli birbirini tekrar eden bir döngüye giriyor. Bu da zombimizi zaman zaman yukarı çıkarıp zaman zaman da aşağı indirmemizi sağlıyor. Yani sürekli olarak zombiyi görmüyorlar. Bir görüyorlar, bir görmüyorlar. Bir görüyorlar, bir görmüyorlar. Bu sayede de zombiye alışma gibi bir durum olmuyor. Yani öyle umuyorum en azından. Bir de burayı hazır bu şekilde yapmışken burayı mutlaka aydınlatın. Şu yüzden diyorum çünkü bu sürekli bir ışık seviyesi değişecek burada. Bu da sürekli olarak bilgisayarınızı yorabilir. Bunu ben spawn'la yapıyorum ama siz spawn'la yapmıyorsanız hani çok etkilemez. Çünkü sürekli AFK kalmıyorsunuz ama ben direkt spawn'ın içine sürekli böyle ışık değiştiren bir sistem kurduğum için ışık değişimi birazcık yorabilir. Şöyle buraları aydınlatayım. Zaten 15 olan bir seviyeyi daha fazla arttıramayacağınız için doğal olarak kasma da yapmaz. Tamamdır. Bu kısım bitti. Buraya başka ne gelecek? Çatısını kapatacağız. Tabii ondan önce zombi falan koymamız lazım içine. Onları da halledeceğiz şimdi. Ya da hazır gelmişken ben buranın merdiveni de yapayım. Köylülerin hani şu çıkış noktasını da ayarlamış olayım. Çünkü buraya biz bunları minecart yardımıyla taşıyacağız. Tamam ya, şöyle aşağı doğru atlayalım. Şimdi şöyle yapalım. Ben ilk 3 köylüyü getireyim. Bir tane zombimizi de buraya koyalım. Hani nasıl çalıştığını size bir göstereyim. Ondan sonra diğerlerini de ben hızlıca yapayım. Kaydı kapatıp. Ondan sonra biz görüşelim. Nasıl fikir? Bence mükemmel. Hadi. Şöyle zombinin gireceği yeri hemen ayarlayalım. Şöyle. Öteki tarafa da hemen göstereyim. Şuradan da köylüleri vagonuna içeri atacağımız yeri yapacağım. Aynen, sanırım güzel olacak ya böyle. Ha bu arada farmın yerden yüksekliğini söylemedim. Eğer tek bir tane yapacaksanız yerden 5 blok yukarıda olması yeterli zombi durma yerinin. Ama benim gibi yapacaksanız yüksekliği birazcık daha arttırmanızı öneririm. Çünkü hani toplama yeri ıvır zıvır derken bayağı bir işler karışır. Ben pay bırakmak için 20 blok yaptım. Öyle merak ederseniz. Evet, birinci köylümüzü getirdim. Şimdi bunu burada tekrar bindireceğiz. Biraz huysuz olduğu için tabii bu binmek istemeyebilir. Şöyle üstüne itelim. Aynen öyle, bin. Önce ilk üçünü getireyim.
Ya da öyle mi yapsak? Tamam, ben o zaman bu burada dursun. Diğerlerini getireyim ben. Hem birazcık daha ray yapayım. Rayım da bayağı azalmış. Şöyle hemen nedir'e gireyim. Diğerlerini de ittire ittire getireyim buraya. Ondan sonra bakarız bir çaresine. Şimdi şurayı komple döşedim. Umuyorum ki... çok da... Evet, bayağıdır... Neyse, ben burayı düzelteyim. Tamamdır. Şu an geri düzelttim. Bir anlık dalgınlıkla öyle yapmışım ama. Şimdi ilk denek sensin. Git bakalım, hadi bakalım. Güzel, oradan geçiyor. Oraya kadar gayet iyi. Ama benim büyük ihtimal şu arkadan ittirmem gerekecek. İyi, bayağı çıktı. Ama evet, gene ittirmem gerekiyor. Hatta keşke oraya gitmeseydi. Dur. Şalter. Kapatamadım. Neyse, o zaman şöyle yapacağız. Şu köylü taşıma işi insanı deli ediyor ya. Ya nereden baksanız şuraya kadar falan çıkıyor. Şundan sonrasını komple böyle kırmızılı merdiven yaparsak sanırım. Bir deneyelim en azından. Nasıl olacak merak ettim. Hadi bakalım, ikinci deneme çıkartacak mı? Şimdi oradan tüm hızını aldı. Gidiyor. Hop hop, hadi. Ucunda kaldı. Birazcık daha indirirsem aşağıya sanırım çözülecek bu sorun. Şurayı kapatalım, bunun ucunda dursun. Sanırım bu sefer oldu, aynen öyle. Yalnız çok sert çarpmaz umuyorum ki. Aynen. Güzel. Diğer tüm köyleri de bu şekilde. Gene aynı hattı kullanırız. Sadece şöyle dört tarafa doğru değiştiririm. F3 B'ye basalım. O doğruya geldi. Güzel. Birisi çoktan yatmış zaten. Gördüğünüz gibi üzere. Şöyle hemen tık. Sen de yattın. Güzel. Hazır siz yatıyorken ben buradan çıksam mı? Neyse, şöyle çok zorlamadım. Normal uçalım çünkü oradan zıplama ihtimalleri de var. Zıplarlarsa da bir de sıkıntı olacak bayağı bir. Ben onları bir daha oraya koymakla falan çok uğraşmak istemiyorum. Şöyle iyidir. Şimdi şurayı kıracağım. Hazır geceyken bir tane zombimizi de getirebiliriz aslında. Şöyle trap doorları koyuyorsunuz. Aynen böyle ha. Ama bir alta koyacağız, doğru. Bu şekilde koyarsak. Önüne blok koyamayız. Hemen şu bloğun üst tarafına şu şekilde. Evet, böyle. Güzel oldu. Tam istediğim şekilde oldu, hatta öyleyim size. Üstü tamamen kapatıyorsunuz. Açık yok, güzel. Burayı da kapatalım. Şimdi şöyle bir problem var. Ama aynen, sistem kapalı. Sistem açık olsaydı demir golem de olacaktı. Onu nasıl çözerim diye düşünüyordum. Sistem kapalı olduğu için öyle bir derdimiz yok şu an. Tamam, aşağıdan zombiler lamaya da saldırıyormuş. Neyse, çok da önemli değil. Bizim isim etiketi olan zombimizi şuraya getirelim bakalım. Gelmişiz. Güzel. Şimdi şuraya şöyle. Şöyle ittirerek. Tamam. Mis. Şu trapdoor'u bu arada kırdıysanız benim gibi kırın. Koyduysanız sonradan kırın. Orada kalmasın. Son olarak şöyle tepeyi de kapattığınız zaman cillop gibi bir demir farmınız oluyor. Tabi dediğim gibi torcu koymanız lazım. Sistem açık değilse çalışmıyor. Yerden yeterince yüksek yaptıysanız ve etrafında hiçbir blok yoksa demir golemleriniz bunun tepesinde doğmaya başlayacak. Yani bunun üstüne istediğiniz gibi, ne bileyim, köşelerden su koyup ortaya ittirip hani ortada da öldürtebilirsiniz. Veya ne bileyim, böyle kenara akıtıp ortada da birleştirebilirsiniz. Artık tamamen size kalmış durumda. Bunu ya ikinci part olarak atarım bunların dörtlemesi işine, ya da farklı bir zamanda bir şekilde kendim yapıp sonradan size gösterebilirim. Teşekkürler izlediğiniz için. Bu bölümlük bu kadar. Bunun part 2'sini kaçırmamak için abone olup zilleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.